Diğer taraftan da Asrın felaketinin ardından Hatay'da depremzedelere yönelik yapılan kalıcı konutlar ve köy evleri için yürütülen çalışmalarda bütün hızıyla sürüyor sevgili izleyenler. Yapımı tamamlanan evler yeni evlerini bekleyen köylülerin akınına uğradı. Kendin yapsan istediğin şekilde bunu yapamazsın. Emeği geçen senden olan herkesten Allah razı olsun. Asrın felaketi onlardan evlerini almıştı ancak Hatay'da tamamlanan köy evleri depremzedelerin yüzlerini güldürmeyi başardı. Anladım, geldim gözümle gördüm. Yapmışlar ve dört yani ancak bu kadar. Yani kendin yapmak istersen bu kadar güzel yapamazsın. Allah razı olsun. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı yaşayan şehirlerden biri de Hatay'dı. Depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hızla kalıcı afet konutlarının inşaatına başladı. 500 konutluk köy evleri projesini yürütmekteyiz. Şu an rekor bir süreyle 40 günde 3 bloğumuzu tamamladık. Normalde proje süremiz 365 gün. Bir yılda 150 konut planımız var. 150 konutun şu anki yerinde 50 konut yapmaktayız. Her şeyi de tamamlamak üzereyiz konutlarımızı. Hatay'ın kırsal mahallelerinde yöresel mimariyle tasarlanan tek katlı köy evlerinden 3 tanesinin yapımı tamamlandı. 120 ve 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan örnek köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeden önce ziyaretçi akınına uğradı. Yapamazlar dediler işte bak örneğin bu. Bu da yani belli yani. Diğerlerinde daha var. Ben de depremzedeyim. Ben meraktan geldim. Ben... Mükemmel bir ev. Hayal edilmeyecek kadar güzel bir ev yapılıyor. Bunlar villa tipi evler. Şu anda köy halkı olarak heyecanla bekleniyor. Köy evlerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Altınözü ilçesinde temeli atılan kalıcı afet konutları da hızla yükseliyor. 20 bloklu 364 konutluk projede 4 blokun kaba inşaatı tamamlandı. Diğer 4 blokun yapımındaysa büyük mesafe alındığı görüldü.